Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Batı'da hesaplar değişti. Türkiye, ABD'de alarm zillerini çaldıracak. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretinde Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olma hedefledikleri yönündeki sözleri Batı'daki yankısını sürdürüyor. Türkiye'nin Şanghay hedefi Alman Başbakanı Olaf Scholz'u da rahatsız etti. Şanghay'ın küresel yaşantıya bir katkısının olmayacağını ileri süren Scholz, gelişmelerden memnun olmadığını söyledi. Batılı güvenlik analistleri ise Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü ile yakınlaşması Avrupa ve ABD'de bazı alarm zillerini çaldıracak değerlendirmesinde bulundu. Şanghay'da 2001'de düzenlenen zirvede Özbekistan yeni üye olarak 5'li mekanizmaya dahil edilirken, 15 Haziran 2001'de işbirliği düzeyini artırma hedefiyle Şiyon'un kuruluşunu ilan etti. Kazakistan'ın Nur-Sultan kentinde Temmuz 2005'te düzenlenen zirveye Hindistan, Pakistan, İran ve Moğolistan temsilcileri ilk kez katıldı. Hindistan'ın katılımıyla Rusya ve Çin'in ardından bir büyük bölgesel güç daha Şiyon saflarına katılmış oldu. Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhakından Şubat'ta Ukrayna'ya savaş açmasına uzanan süreçte örgüt, Avrasya bölgesinde güvenlik ve ekonomi alanında kritik önem kazandı. Rusya ile Batı'ya soğuk savaşının ardından yeni bir cepheleşmeye götüren gelişmeler, Moskova'nın Asya tarafından sırtının dayayabileceği bir güvenlik mutabakatına gereksinimini artırdı. Batı'nın Kırım ve Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımlarda, Moskova, Çin ve Hindistan, Asya'nın gibi büyük pazarlara sahip yükselen ekonomileriyle işbirliğini derinleştirmesini zorunlu hale getirdi. Rusya'nın gelecek yıllarda Şiyon'un oluşturduğu stratejik güvenlik şemsiyesini güçlendirmeyi ve ekonomik işbirliği potansiyelini ilerletmeyi isteyeceği öngörülüyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.